Herkese merhabalar. Ben Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Bugünkü konumuz Türkiye'den deport edilmiş Özbekistan vatandaşları. Bugünkü video sizler içindir. Bugün Özbekistan vatandaşları deportu kaldırması için neler yapması gerekiyor? İzlemesi gereken yollar nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki Özbekistan'da şu an biliyorsunuz vize başvuruları oldukça zordur. Yani birçok vatandaşa red ve iptal geliyor. Ve sizler de bizi arayıp soruyorsunuz. Yani neden red aldım, neden iptal aldım? Birçoğunuzun durumunu incelediğimiz zaman, telefonla bile konuşup incelediğimiz zaman bakıyoruz ki eksik bilgiler, yetersiz belgelerden redler alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bunu biz daha önce de Özbekistan'la ilgili bir araştırma yaptı arkadaşlarımız. Örnek veriyorum, inanın bana 100 başvuru yapılıyorsa bir günde bu 100 başvurudan yaklaşık olarak 50'sinin 60'ının evrakları eksiktir. Örnek veriyorum, çalışması uygun olmayan yasak mesleklerden çalışma izni davetiyeleri gönderenler kim? Örnek veriyorum, noterden bir taahhütle deport kaldırmaya çalışan kim? Hatta ve hatta yazı olarak bir kağıt parçasından yazı yazıp hani şöyle davet mektubu gibi yazıp gönderenler kim? Tabii ki de bunların davetiyeleri geçersiz olacaktır. Bunlarla vize alamayacaksınız. Bunlar doğaldır arkadaşlar. Bakın size bir örnek veriyorum. Örneğin bir Özbekistanlı uyruklu vatandaşa öğrenci kabul mektubu gönderiyorsunuz. Bu öğrenci kabul mektubunu alıyor, gidiyor konsolosluğa başvuru yapmaya. Konsolosluk sadece şunu sorsa bile hangi okulda okuyacaksın gittiğin zaman, emin olun birçok Özbekistan uyruklu vatandaş okuyacağı okulun dahi adını bilmiyor. Ondan sonra şunu söylüyorlar, neden Özbekistan'da vize çıkmıyor? Ya arkadaşlar, vize başvurusunu yaptığınız zaman bunu daha önce de söyledik. Amacına uygun bir başvuru yapacaksınız. Nasıl ki üzerimize bir kıyafet giyip aynaya baktığımız zaman hani şunu söylüyoruz ya, bu kıyafet evet tam benim beden ölçülerime uygun bir kıyafet diyebiliyoruz ya. İşte bu da öyle bir şey arkadaşlar. Amacınıza uygun bir davetiye alırsanız ve bu davetiyeyle gidip konsolosluğu inandırabilirseniz tabii ki de vize çıkacak size. Ama size konsolosluk mülakatta iki soru sorduktan sonra, bu sorulara da doğru düzgün cevap vermedikten sonra vize beklemeniz boşuna. Tabii ki de vize çıkmayacak size. Boşu boşuna beklemenize gerek yok. Ayrıca şunları da söyleyeyim. Türk vatandaşıyla evli olup deport edilenler, Türk vatandaşı çocuğu olanlar da bize ulaşsın bu konuda. Size de yardımcı olacağız. Bunu altını çizerek söylüyorum. Vize alamayan özellikle bu vatandaşlar bizi arasınlar, ulaşsınlar. Avukatlarımız size yardımcı olacak. Biz Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak yılların verdiği tecrübeyle deport konularında, özel mevşuratlı vize konularında sizlere profesyonel danışmanlık ve destek sağlıyoruz. Bu konularda bilgi almak istiyorsanız yapmanız gereken sadece bize ulaşmak. WhatsApp'tan dahi ulaşsanız ister avukatlarımız ister danışmanlarımız size yardımcı olacak. Değerli Özbekistanlılar, kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız ki önümüzdeki günlerde sizin için yine önemli konular paylaşacağız. Hoşça kalın.